Pek çok noktada tabii ki önemli sarsılmalar, tartışmalara yol açtı bu seçimler. Seçimlerden önce zaten aşırı sağ muhafazakar partilerin güç kazanacağı belliydi. Avrupa Parlamentosu'nda şu anda merkez Hristiyan Demokratlar Avrupa Halk Partisi olarak ifade edilen partinin yanında bunlar da sağcı aslında muhafazakar. Ama onların yanında daha radikal sağcı gruplar var. Birisi Avrupa Muhafazakarlar ve Reformcular grubu. Bunun başında işte Macaristan'daki Orban var. Artı Polonya'daki PiS Partisi var. Bu türden hareketleri var. Diğeri de onların da sağında daha ırkçı, faşist, İslam düşmanı, göçmen düşmanı olan Kimlik ve Demokrasi grubu var. Üç tane grup. Ama bu son dediğim iki grup üzerine tartışma yürütülüyor şu anda. Bunların ikisi de meclisteki sandalye sayısını arttırdı ve toplam 140'a yakın sandalye kazandılar. 720 sandalyelik bir Avrupa Parlamentosu'nda salt çoğunluk göz önünde bulundurulduğunda epey bir rakam. Şimdi Avrupa'daki tartışmalarda bir nasıl oldu da bu aşırı sağ bu kadar yükseldi? Yani bunun nedenleri ne? Niye bu kadar yükseldi? Hangi şeyler, faktörler var diye. Biz bunları dört tane gruba ayırıyoruz. Yani dört ana neden var diyoruz. Bir tanesi zaten 2015'ten bu yana sığınmacı, mülteci, göçmen karşıtlığı. Ayrıca İslamcı teröristlerin Avrupa ülkelerinde yapmış olduğu terör saldırıları. Bu Rojava'dan sonra da oldu çünkü. IŞİD'in Avrupa'daki yapmış olduğu saldırılar, daha önce El-Kaide'nin, bütün bunlar Avrupa halkları içerisinde İslam düşmanlığı alabildiğince güçlendirdi. Ondan sonra ise korona başladı. Koronada bir gelecek korkusu, endişesi. Korona var mı, yok mu, ölecek miyiz, kalacak mıyız? Böyle bir güvensizlik ortamında aşırı sağcı partiler dedi ki ya bu korona yalandır. Sizi kandırmak için işte otoriter bir devlet sistemi kurmak üzere bu adımı atıyorlar ve bazı yerlerde gösteriler yaptılar. O korku ve endişe içerisinde olan insanların bir kısmı aşırı sağcı partilere oy verdi. Ondan sonra ise geldiğimiz üçüncü durak ise Ukrayna Savaşı. Ukrayna Savaşı ile birlikte ekonomik sorunlar artmaya başladı. Enerji fiyatları yükseldi. Bir savaş ve militarizm söylemi oluştu ve böylece Avrupa aslında bir savaşın eşiğinde. Şu anda bütün Hristiyan demokratlardan sosyal demokratlara, yeşillere kadar herkes Ukrayna Savaşı'nı daha fazla angaje olalım, daha fazla askeri harcamalar arttıralım derken aşırı sağcı partiler biz neden Ukrayna'ya bu kadar destek veriyoruz, neden silah gönderiyoruz, neden Rusya ile olan ilişkilerini bozuyoruz diye soru işaretleri sordular ve buna itiraz ettiler. Şimdi sanki Avrupa'da barış yanlısı güç olarak aşırı sağcı muhafazakar partiler görünüyor. Onlara oy verenlerin nedenler arasında da bir tanesi de barış olarak gösteriliyor zaten kamuoyu araştırmalarında. Dördüncü son nokta ise Avrupa Birliği. Avrupa Birliği'nin merkezden dayatmaları, ekonomik siyasi olarak özellikle mülteciler konusunda ortak prosedür belirlenmesi, ekonomide ortak kriterler vesaire, bunlara ise ulus devletlere Brüksel'den dayatma sonucuyla geliyor ve bunlar da şu anda zaten ulusalcı ve milliyetçi oldukları için ulus devletlerin kendisinin karar vermesi, Brüksel'in Avrupa Birliği'nin bu işin içerisinde fazla olmaması, dolayısıyla ulus devletlerin etkisinin önde ve çıkarların önde olmasını savunuyorlar. Bu nedenle Avrupa Birliği'ni eleştiriyorlar. Bu eleştirileri destekleyenlerin bir kısmı da bu süreçte aşırı sağcı partilere destek verdi. Şimdi bu güçlenme, bu dört neden üzerinden aşırı sağdaki güçlenmeyi tabii ki bütün bir kıta Avrupa'sına mal etmemiz lazım. Biraz basında böyle bir hava oluşuyor. Genelde Avrupa Birliği öncesine göre daha muhafazakar ve daha gerici bir karakter kazanacak. Demokratik hak ve özgürlüklerin kısıtlandığı bir Avrupa ile karşı karşıya. İkinci önemli nokta ise Avrupa Birliği'nin entegrasyon süreci yavaşlayacak. Yani Avrupa Birliği devletleri arasında sıkı işbirliği ve bunun önümüzdeki süreçte Avrupa Birleşik Devletleri'ne dönüşme eğilimi zayıflayacak. Çünkü her devletin kendi çıkarlarını koruduğu, kendi çıkarlarını öncelediği bir plan, Avrupa Birliği'nin ortak bir güç olması ve bir aktör olması söz konusu olmayacak. Çok zor. Zaten şu anda da şimdi gericileşme olduğu takdirde ülkelerin ulusal çıkarlarını korumak
daha agresif bir siyasete yol açıyor, daha militarist, daha yayılmacı bir siyasete yol açacak. Şu anda önümüzdeki dönemde bir süreç bu, ama bir Avrupa Birliği olarak hareket etme eğilimi zayıflayacak. Genel olarak aşırı sağcılar, göçmen düşmanları, göçmenleri, mültecileri hedef olarak gösterdiklerinde onlar arasında böyle bir Türk, Kürt, işte Suriyeli, Afganistanlı, İranlı, Iraklı ayrımı yapmıyorlar. Genelde bir saldırı hedefine koyuyorlar. O açıdan herkes etkilen bir durum. Tabii ki aşırı sağın yükselmesi herkeste bir güvensizlik, bir endişe, bir tedirginlik yaratıyor. Çünkü faşizmin yükseldiği koşullarda kendisinden olmayan herkese düşman olduğu bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu açıdan hedef bütün göçmenler. Sadece göçmenler değil, aynı zamanda kendi uluslarından olup da kendileri gibi düşünmeyen antifaşistler de, demokratlar da, ilericiler de bu faşist hareketlerin hedefinde ve bu önemli bir şey. Ama şöyle söyleyebiliriz, örneğin Almanya açısından bu hareketlere karşı Ocak ayından bu yana toplam 4 milyon insanın katıldığı büyük gösteriler oldu. Bu gösterilere Almanya'daki Türkiye kökenliler de, Kürtler de, Türkler de, Aleviler de, Sünniler de kendi çaplarında faşizme karşı eylemlere katıldılar ve herhalde önümüzdeki süreçte siyasette bir polarizasyon, bir gerilim olacak. Yani faşistlerle demokratlar arasında, antifaşistlerle faşistler arasında bir polarizasyon olacak ve bu polarizasyonda bütün göçmenler antifaşist cephenin içerisinde yer alacaklar ve Kürtler de zaten bulundukları ülkelerde daha çok ilerici sol partilerle ilişki içerisinde. Kürt sorunu konusunda çünkü en duyarlı bu sol demokrat partiler, Kürtler de doğal olarak bu antifaşist cephe içerisinde bulundukları ülkelerde yer alacaklar. Bu kapitalizm şu anda işçi sınıfına, emekçi altlara verdiği bir şey yok ve yaşam koşulları sürekli kötüleşiyor, sürekli zayıflıyor. Alım güçleri sürekli zayıflıyor ve sermaye ezilenle yoksullar arasındaki uçurum zengin Avrupa'da bile artık derinleşmiş durumda. O zaman bu çözüm, bu kapitalizmi yaratmış olduğu bu duruma çözüm getiremediği sistem partileri çözüm getiremiyor. Onun için güç kaybediyor. Ama sistemin dışından geldiğini iddia eden sağ partiler güç kazanıyor. Çünkü onlar o sistemin yerleşik partilerinden farklı bir şey söylüyorlar. Sizin yoksulluğunuzun nedeni şudur. Yani sistem onlar kapitalizme bağlamıyor tabii. Sizin kimliğinizden kaynaklı. Yani eğer ülkemizin zenginliklerini bu ülkeye gelen göçmenler bu kadar almazsa, işte mültecileri almazsa o zaman o zenginlikleri biz kazanırız. Bu demagoji üzerine kuruyorlar çözüm adresleri olarak. Gerçekte öyle değil. Bu ülkelerde hiç göçmen olmasa bile yine aynı kapitalizmin yaratmış olduğu kriz ve sınıflar arası çelişki devam edecek ve ekonomik sorunlar derinleşecek, işçi sınıfı yoksullaşacak. Göçmenler, mülteciler, farklı kimliklerin insanlar neden değildir. Bu süreçtir ve bugün kapitalizm yurt dışından göçmen emeği olmadan dönemeyecek bir çarka sahip. Yani mutlaka iş gücüne ihtiyaç var ve Almanya özellikle mesela bu iş gücünü getirmek için sürekli yasalar çıkarıyor, sürekli düzenlemeler yapıyor. Düşük ücretli iş sektörlerinin büyük kısmında şu anda göçmenler çalışıyor. Sağlıktan paket dağıtımına, temizliğe, hizmet sektörlerinin büyük kısmında göçmen emekçiler çalışıyor. Kapitalizmin geldiği aşamada artık tek uluslu devlet kalmadı. Yani işte Fransa artık karışık bir ülke, Almanya nüfusunun %25'i göçmen. Bu birçok ülkede böyle ama bu ırkçılar, neonaziler bu gerçekliği görmeden demagojik bir şekilde biyolojik bağ üzerinden, kimlik, aidiyet bağı üzerinden, millet ve milliyetçilik bağı üzerinden işçi sınıfını, yoksulları kendilerine yedeklemenin politikası yapıyor ve bu dediğimiz gibi kapitalizmin bir krizi.